Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla daha birlikteyim arkadaşlar. Bugün FIFA 20'deki en karlı kadro kurma görevleri, SBC'leri artık nasıl söylüyorsanız onları göstereceğim sizlere sevgili arkadaşlar. Öncelikle lafı fazla uzatmadan direkt başlıyoruz. Bundesliga'dan başlayacağız arkadaşlar. Zaten paketlerin %99'u burada. Lig 1 ve Çin SBC'si gerçekten de oyuncularının kötü olmasına rağmen aşırı saçma sapan paketleri var. O yüzden en karlısı arkadaşlar Bundesliga. Şimdi buradaki kadroları ve nasıl daha ucuz yapabileceğinizi sizlere anlatacağım. Arkadaşlar öncelikle şöyle Mainz'dan başlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ben size bütün oyuncuların isimlerini göstereyim. Direkt buradan sonra hani videonun ilerleyen kısımlarını ne zaman istiyorsanız durdurup, yavaşlatıp, hani herhangi bir varyasyon yapıp istediğiniz gibi izleyebilirsiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu Juste'yi almanıza gerek yok. Bu şekilde bu kadroyu gönderiyorsunuz. Şu şekilde. Bu arada şunu söyleyeyim, Twitter'dan bu aralar akıyoruz arkadaşlar. Her yatırımımız inanılmaz kazandırıyor. O yüzden Twitter adresimi de takip etmeyi unutmayın. Bütün yatırımlarımız, her şeyimiz ilk olarak orada yayınlanıyor. Dortmund SBC'si arkadaşlar 17K'da gösteriyor. Footbin ben 11K'ya kurdum kadroyu. Zaten oyuncuları aldığım fiyatlarına da bakabilirsiniz. Şimdi asıl gelelim bunları nasıl ucuza yapabileceğinize. Bunları 3 şekilde ucuza yapabiliyorsunuz arkadaşlar. İlki, markete paketleri sürüldüğü zamanlar, örnek verecek olursak etkinlik zamanları diyebiliriz. Veya her oyuncuyu teklifle veya snipelayarak almak. Ben teklif veya snipe alma yöntemini kullandım. Bugün teklif veya snipe alma yönteminde arkadaşlar, örnek olarak bir oyuncunun hemen al fiyatı diyelim ki 2000 coins. Şunu şöyle gönderin mi kafanızı karıştırmasın. Örneğin bir tane oyuncunun hemen al fiyatı arkadaşlar 2000 coins. Siz bu oyuncu gidip mesela 1700'e teklifle rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Ben de bugün arkadaşlar bunu izledim ve bu şekilde alımlarımı yaptım. 11 kişilik bir kadrodan bahsediyoruz arkadaşlar. 11 kişiyi herkese 300 coin ucuza alsanız 3.3k coins ucuza almış oluyorsunuz. Dediğim gibi mutlaka ama mutlaka snipe yapın arkadaşlar. Snipe yapmadan ya da teklif vermeden lütfen bunları yapmayın. En ucuz ne zaman kurarım derseniz en ucuz pazartesi sabahları kurabilirsiniz. Bu arada paketi açtım yanlışlıkla. En ucuz arkadaşlar pazartesi sabahı kurabilirsiniz. Ya da perşembe günü işte ödüllerden sonra kurabilirsiniz. Bunun dışında kuracağınız fiyatlar hani 3 aşağı 5 yukarı aynı olur. Hemen bu paketi gönderelim. Bundan dolayı dikkatli olun arkadaşlar. Dediğim gibi çok fazla oyuncu, özellikle gümüş ve bronz ağırlıklı takımlardaki oyunculara lütfen çok fazla paralar vermeyin. Bunlar benim yaptığım çözümler. Bunların başka çözümleri de var arkadaşlar. Hepsine dediğim gibi Footbin sitesinden ulaşabilirsiniz. Çok soru geliyor bana Twitter'dan, işte kişisel trade taktiği veriyor musun? Kişisel trade taktiklerini maalesef vermiyorum. Zaten Twitter'dan verdiğim bütün taktikler çalışıyor. Direkt alacağınız bütün filtreleri zaten en baştan sona kadar sizlere söylüyorum arkadaşlar. Kılçıksız bir şekilde. Dediğim gibi bu aralar gerçekten trade olarak çok iyi ilerliyoruz. İnşallah bu paketlerden de sizlere de bir şeyler çıkar. Bana da bir şeyler çıkar. Zaten bütün paketleri şimdi videoda hepsini açacağız arkadaşlar. Mutlaka paketleri yapın. Bu arada hani hangi paketi yapmalıyım tarzı sorular geliyor. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Örnek verecek olursak mesela 20K'ya 35K veren paketi yapmayın. Ona bir şey demiyorum. Çünkü direkt ondan hani gerçekten zarar etme şansınız var. Ama mesela 14-15K, 35K, yani şunu demeye çalışıyorum. Her pakette 1-2K zarar da olsa bunu kabullenip açın arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok önemli. Her paketten her şey çıkabiliyor arkadaşlar. Yani gümüş paketten ikon dahi çıkabiliyor. Bundan dolayı oyundaki her paketi değerlendirmeye bakın. Özellikle her akşam gelen işte bu ufak da olsa büyük de olsa o paketleri açın arkadaşlar. Yani bu oyunda şu paketten iyi çıkacak diye bir şey yok. Yani bu oyunda paketin büyüklüğü ile içinden çıkacak oyuncunun değeri arasında hiçbir ilişki yok arkadaşlar. Eğer paketten çıkacağı varsa 5000 coinlik paketten bile çıkıyor. Bunu lütfen ama lütfen aklınızda bulundurun. Hani şeye düşmeyin, yani ikileme düşmeyin. O yüzden her paketi, gelen her paketi, bütçeniz uyan her paketi kadro kurma görevini yapın ve açın arkadaşlar. Gerçekten dediğim gibi çok önemli. Bu şekilde bu arada kadro kurma görevini gönderiyoruz dediğim gibi. Hepsini zaten direkt oyuncu yüzlerini falan sizlere gösteriyorum. Şöyle hemen geliyoruz. Bu arada önümüzde Black Friday var. Black Friday'e nasıl hazırlanabilirsiniz? Neleri alabilirsiniz? Kimleri almalısınız tarzında sorular da geliyor. Bunların hepsiyle ilgili de bir video yapacağım arkadaşlar uzun uzun. Ama dediğim gibi her şeye rağmen siz Twitter adresimi mutlaka ama mutlaka takip edin. Çünkü anlık bir şey olduğu zaman direkt oradan ateşliyorum arkadaşlar. Twitter'dan bildirimleri açarsanız, orası YouTube gibi değil, direkt bütün bildirimler size anında geliyor. Bilginiz olsun, o yüzden bildirimleri de açarsınız. Instagram'dan da DM'den bütün sorularınızı sorabilirsiniz. Bilginiz olsun. Burada da son Bundesliga kadro kurma görevimizi de göndereceğiz. Görmüş olduğunuz gibi. Bunlar gerçekten pazartesi bedava yaparsınız. Bunu da sizlere tekrardan söyleyeyim. Pazartesi bu kadroyu bedavaya kurarsınız arkadaşlar.
Şimdi hepsini gönderdik. Bu Nestiga'da yapacağımız karlı SBC bu kadar. Bir de Augsburg yapabilirsiniz arkadaşlar. Augsburg ama bu dediğim gibi bronz ve silver ağırlıklı bir kadro kurma görevi olduğu için şu anda birazcık price fix yemiş gibi oyuncular. Bundan dolayı arkadaşlar onu ben daha sonra yapacağım. Dediğim gibi paketlerin geldiği günlerde yapacağım. Elimizde bir sürü güzel paketler var. Direkt o zaman arkadaşlar lafı fazla uzatmadan başlayalım paketlerimizi açmaya. Bu arada şu an bu Road to Zinedine Zidane hesabı. Yani ne çıkarsa çıksın bizim karımıza olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hemen şu şekilde. Bu paket zaten şeydi galiba. Aynen. Bu paket bir yani bu şeyle alakası yok. Bu Nesliga'yla alakası yok. Şimdi bu Nesliga paketlerine başlıyoruz. Haydi bakalım. Hadi iyi. Gönder bize şöyle güzel bir şeyler. Gönder şöyle güzel bir şeyler de içimiz açılsın derken ilk paketimizden Haşırt in the Blackboard'dan Bonaventura geliyor ve şunu söyleyeceğim. Hiçbir oyuncuyu quicksell etmeyin arkadaşlar. Hiçbir oyuncuyu bakın örnek. Bak bu yani bu paket benim için çok iyi paket oldu çünkü her türlü verdiğim parayı ben buradan çıkaracağım. Demeye çalıştığım şey şu ki kadro kurma görevlerine zarar etmek istemiyorsanız oyuncu 650'ye gidiyor ya abi 850 isteyin. Zaten bir saat sonra o kart satılacak. Hani bu oyunda her oyuncu satılıyor. O yüzden lütfen quicksell etmeyin arkadaşlar. Quicksell etmeyin. Sizlerden tek ricam budur. Oğlum ne şey parladı lan öyle sanki sanarsın ki şey geliyor. Sezen Aksu çıkacak sanki podyum anasını satayım. Gelen kart da bu işte beyler. Ya öyle bir parlıyor ki sanıyorsun lan geliyor herhalde bir şeyler ama gelen oyuncu 83 rating bir oyuncu oluyor. Yanında Marcos Alonso, Domagoj Vida gibi isimler de var. Ve dediğim gibi gümüş ağırlıklı olması pahalı giden gümüşleri de satabiliyorsunuz. Bazen pahalı kartlar denk gelebiliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Gümüşlerden çekti. Sakın ama sakın quicksell etmiyorsunuz. Devam ediyoruz arkadaşlar paketlerimizi açmaya. Karışık açıyorum. Şans varsa, çıkacağı varsa zaten çıkar. Çıkacağın varsa zaten çıkarsın be diyoruz. Yine bir billboard geliyor arkadaşlar. Şu an 83-84'ler zaten pahalı. Santrafor geliyor. Chelsea ve görmüş olduğunuz gibi Oliver Giroud'un UCL kartı bizlerle. Oliver Giroud para ediyor mudur? Bakarız şimdi hemen şu şekilde. Evet hiç yoktan iyidir arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yanında da gelen kartlarımız var. Bunların hepsini satacağım zaten videonun sonunda. Twitter'a koyarım satışlardan sonra gelen parayı da. Hemen devam ediyoruz yolumuza. Durmak yok. Road to Zinedine Zidane'da bir walkout atsa bize çok tatlı olur ya. Bir walkout attı. Vallahi walkout attı. Hadi. Hadi oğlum lan. Verratti falan verme. Stoper Chiellini mi Bonucci mi? Chiellini mi Bonucci mi? Chiellini mi Bonucci mi? Bonucci. 86 rating Leonardo Bonucci. En son İtalya geldi. Pirlo gelmişti. Şimdi Bonucci geliyor. Görmüş olduğunuz gibi paketin devamı da zaten evlere şahane. Fredericks gelmiş. Fredericks de iyi bir gümüş. Bayağı da para ediyor. 90 küsür pace var. 93 ya da 92 olması lazım. Devam ediyoruz yolumuza. Haydi çocuklar bir walkout daha hazır elimiz alışmışken. Ama ye diyor ki yok öyle dava. Yok öyle dava diyor. Al sana bir kelle otur aşağı diyor. Gönderiyoruz arkadaşlar. Harry Winks falan gelmiş. Son paketlerimize geliyoruz yavaş yavaş. EA'den bir walkout daha bekliyoruz. Bir walkout gelsin. Evlerimize dağılalım. Bir walkout daha gelsin. Evlerimize dağılalım. Galiba billboard geliyor. Aynen. İngiltere. Kaleci Jordan Pickford. Pickford geliyor arkadaşlar. Bunu da zaten dediğim gibi Team of the Week SBC'de hak yoluna göndereceğiz. Bir sürü gümüş, bronz akıyor. Inter Gregor gelmiş. Güzel. Devam. Şu paketi açıyorum. UCL logoları. Ver ulan şu bir Marcel falan ver la. Ölmezsin lan. Bir var bir Marcel falan ver işte. 700'e 800'e satalım ya. Millete çıkıyor abi. Aynı paketten iki tane çıkıyor ya. Rudiger falan filan Inter Milan'a döndük yine. Emre Belezoğlu çıkmış. Hemen onu da gönderiyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar yolumuza. İyi hadi üzme bizi la. Ver oğlum bir tane ölmezsin ya. Öldürmüyormuş yani. Bir tane verince ölmüyorsun ya. Ah ah yine billboard. Yine billboard. Portekiz, MDO, Danilo Pereira from Porto. Danilo Pereira. Geçen gün bundan bayağı kar ettik. 1300'e 1400'e aldırdım sizlere. Çok iyi fiyattan sattık. 2500'den mi ne sattık? Bayağı iyiydi o da. Devam. Hadi ye. Hadi ye yüzümüzü güldür. Hadi ye yüzümüzü güldür. Hadi yavrum. Allah Allah. Allah Allah. Yemin ediyorum arsa alsam yarım toprak kayması olur. Bu nasıl bir şanssızlık kardeşim? Bu nedir ya?
Devam ediyoruz hocam. Gönder sırrı abi. Gönder sırrı abi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Lan bir walkout ver lan. Hadi lan. Allah kahretmesin senin gibi oyunu. Yemin ediyorum bu bilmem neyin bel kemiğinden yapılmış ya. Gerçekten ya bu nedir ya? Bu nedir ya? Ya bu nedir ya? Vallahi üzülüyorum Sabri abi ya. Abi diyene bastın 100 doları, bastın 100 doları. Hadi oğlum, hadi mega paket. Hadi yavrum. Hadi üzme bizi, üzme bizi, üzme bizi. Oğlum ne geliyor lan? UCL walkout mı oluyor bu? Brezilya. Kaleci Alisson. Ya EA. Sen nasıl bir şirketsin ya? Neto. 85 neto. Yanında ver lan güzel bir şey. Hadi EA. Hadi EA. Hadi yey. Hadi oğlum. Yani maşallah kardeşim. Maşallah. Maşallah, maşallah. İşte beyler görüyor bak. Ya diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Yey sen de var ya az değilsin. Sanki videolara bileniyor herifler. O artı 5 başı oraya koyuyor abicim. Güzel abi, güzel. Peklerimi tutuyor arkadaşlar. Şimdi kalan paketlerle devam ediyoruz. Bundesliga'da bir tane daha SBC'miz olacak arkadaşlar. Bu SBC'miz ise şu anda size göstereceğim Frankfurt SBC'si olacak arkadaşlar. Buradan direkt bakabilirsiniz. Frankfurt SBC'si gerçekten inanılmaz kar ettiren bir kadro kurma görevi. Hemen şöyle gösterelim arkadaşlar aldığımız futbolcuları. Dediğim gibi özellikle Çin Ligi skandal arkadaşlar. Yani Çin Ligi şaka yapmıyorum size. Ben hani bu kadar şey bir lig görmedim hayatımda. Hem paketleri çok dandik. Ya yani hem oyuncular çok dandik ya gerçekten hani o Çin Ligi sebebiyle niye gelmiş kimse bilmiyor arkadaş. Hiçbir kar ettiğine hiçbir şey yok. Bundan dolayı Çin Ligi'nde hiçbir şey önermiyorum sizlere. Fransa Ligi'nin hangilerini yapmanız gerektiğini hemen burada göstereceğim arkadaşlar. Monaco'yu yapıyorsunuz. Monaco'dan sonra Lille yapıyorsunuz. Lille'den sonra Nimsi yapıyorsunuz, Olympique Lyon'u yapıyorsunuz ve Paris Saint-Germain'i yapıyorsunuz arkadaşlar. Buradan da bu kadro kurma görevlerini sizlere öneririm. Ben şu anda yapmadım çünkü ileriki zamanlara da içerik olarak durması gerekiyor. Bu hafta EA Sports'u tebrik ettiğim tek nokta büyük karşılaşmaları ucuz ve inanılmaz yapmış olması arkadaşlar. 25K hatta 2.25K bitirirseniz 45K'lık paket veriyor. Gerçekten inanılmaz arkadaşlar. Lütfen ama lütfen bu videoyu izliyorsanız haftaya perşembeye kadar lütfen bu kadro kurma görevini tamamlayın. Ve ne çıktıysa paketten bana lütfen Twitter'dan veya Instagram'dan yazın abi. Çok merak ediyorum. Bu videoyu binlerce kişi izliyor. Ne çıkıyor abi yani? 1000 kişi arasından mesela kaç kişiye 300K üzeri veya 500K üzeri bir kart çıkıyor ve ikon çıkıyor? Çok merak ediyorum. Lütfen bu videoyu izledikten sonra arkadaşlar mesela yarın hepsini yaptınız diyelim. Ne çıktıysa lütfen ya Twitter ya Instagram ya da bu videonun altına yazın ki ya bir görelim abicim bu iyi kartlar kime çıkıyor abicim? Bu iyi kartların kime çıktığını bize bir gösterin arkadaşlar. Bu şekilde bu kadro kurma görevini tamamlıyor. Oyuncuları göstermedim çünkü ben de gittim Footbin'den baktım. Birazcık pahalıydı. Tuzlu olduğu için göstermedim. Çünkü ben gösterince daha da pahalı oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi kalan paketlerimizi de açıyoruz arkadaşlar ve videomuzu sonlandıracağız. İnşallah güzel bir şey çıkar ve tatlı bir bitiriş yaparız arkadaşlar. Bu paketler nereden geliyor ya? Bu paket şeyden mi? Ha yok. Evet bu şeyden geliyor. Doğru ve Rare geldi. Marquee Matchup'tan Rare geliyor. En azından 700 coinlik bir adam gelmiş. Oldu arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Kimmiş gelen Pikachu? Gelen Pikachu kardeşimizi şu kontratlara da gönderelim. Bu kadar kontrata ihtiyacım yok. Evet. Çok da hayırlara vesile olacak bir kart değilmiş arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bir tane daha Dandinigin'den bir paketimiz var. Onu da hemen açıyoruz. Yine Rare geliyor bu arada. Çok iyi abi. Şu paketten bir kere Tots Walkout çıkarmıştım. Stinwell 2 sene önce. Aranızda hatırlayanlar vardır. İnanılmaz bir paket açılımı olmuştu. Çok sinirlenmiştim. Ve Stindl gelmişti. Devam ediyoruz arkadaşlar paketlere. Hadi bakalım EA. Hadi EA. Yüzümüzü güldür be. Yüzümüzü güldür be. Bak karışık da açıyorum. Of. Of. UCL oluyordu herhalde bu. İspanya. Ben de renk köylü olduğu için bu arada arkadaşlar tam net kestiremiyorum. Pablo Sarabia. Pablo Sarabia 83. Şu anda zaten Team of the Week garantili kadro kurma görevi olduğu için bizim işimize yarayacak iyi bir fiyattan satabiliriz arkadaşlar. Yanında Cedric Bakan bu Mandanda gibi isimler de var. Ama henüz aradığım, ya evet bunlardan da paramı geri çıkaracağım ama o aradığım walkout henüz gelmedi abi. Yani bir 100K, 150K, ne bileyim 200K yani bir şey gelsin artık. Hani harbiden çok can sıkıcı oluyor. Ben şu an sizi anlıyorum. Bende de öyle, durum bende de öyle. Ya inanın ki arkadaşlar kimseye yani çok az kişiye iyi şeyler çıkıyor bu oyunda.
Ve o lisede biz yokuz arkadaşlar. Gerçekten senelerdir hiçbir zaman şu paketlerden yüzümüz gülmedi. Bilmiyorum yani kime çıkıyor bu ikonlar, Zidane'lar, yok R9'lar bilmem neler anlayamıyorum yani. Yine inanılmaz parlak geliyor. Yine İspanya, yine MO ve gelen isim Napoli'den Fabian. Marco Fabian 83 rating. Kendisine direkt kadro kurma görevi sebecesi için yollayacağız. Yanında Willem Hoze gelmiş. Ceballos gelmiş. Fena değil arkadaşlar. Paketimiz güzel. Orada Gignac varmış. Şeyden dolayı göremedik. Ya Dier zaten quicksell etmeyecekti ama ikisini şöyle yapalım. Gignac kalsın. Şunu quicksell edelim. Şöyle gitsin. Dediğim gibi siz yapmayın arkadaşlar. Ben videoda şimdi hızlandırmak için yaptım. Normal 700, 800, 900 neyse koyun bekleyin. Yani bir saat bekleyin hemen satma gibi bir ihtiyacınız yok zaten. Abi bir wildcard vereydim be. Vallahi yani bir wildcard vereydim be. Zomer geliyor. Aa Burki geldi. Nice. 85 Burki güzel. Videonun da 85'lik Burki ile kapatıyoruz arkadaşlar. Bütün kadro kurma görevlerini sizlere gösterdim. Lütfen ama lütfen bu kadro kurma görevlerini yapın ve ne çıkarttıysanız arkadaşlar bana yazın. Twitter ve Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Ayrıca video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, paylaşmayı, yeniyseniz de abone olmayı unutmayın. Bunu hep söylüyorum ama zaten Türkiye'de ulaşılabilecek Max Ultimate Team kitlesine ulaştık arkadaşlar. O yüzden hani bu seviyeden sonra daha ne kadar ilerleyebiliriz açıkçası FIFA'yla bilmiyorum ama eğlendiyseniz beğeni bırakabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz için kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.